Sayın TV1 izleyicileri, Tarih ve Kültür programına hoş geldiniz. Bugünkü konumuz Aliye İzzet Begoviç ve İslam Deklarasyonu. Konuşmacımız araştırmacı, yazar, tarihçi Oktay Fakhroğlu. Sayın hocam hoş geldiniz. Merhaba Mehmet Bey. Evet, bugün İslam dünyasının tarihe iz bırakmış çok önemli isimlerinden bir tanesi, rahmetle anıyoruz, 2003 yılının 19 Ekim'inde vefat ettiler. Aliye İzzet Begoviç'in yaşam mücadelesini, bir halkın, bir coğrafyanın özgürlük ve varoluş mücadelesinin sembol ismi haline gelmesini ve onun 1970 yılında yayınlanan dünya çapında büyük bir etki ve iz bırakmış olan, aslında İslam dünyası için çok kıymetli bir deklarasyondu veya diğer adıyla diyelim ki manifestosuydu bu. Biz bunu okuduk. Bir kitaptan bahsedeceğiz. Kendi eseri. 1970 yıllarında Avrupa'nın, Türkiye'nin ve İslam dünyasının içinde bulunmuş olduğu şartlara göre o günün düşünce alemi içerisinde, ideolojiler çatışması içerisinde İzzet Begoviç'in, rahmetle anıyoruz tekrar Allah rahmet eylesin, efendim, bu deklarasyonu çok kıymetli bir durumdur Mehmet Bey. Tabii biz o yıllarda böyle bir deklarasyondan haberdar olamadık. Zaman içerisinde haberdar olduk ama yıllar sonra okuyunca da biz gördük ki Aliye'nin bu yazmış olduğu eser sadece Bosnalıların, Müslümanların değil, sadece Balkan Müslümanlarının değil, sadece Türkiye, Türk Müslümanların değil, bütünüyle İslam dünyası için aslında çok önemli bir takım tespitler, bir takım projeler, bir takım sunumlar, aynı zamanda dünyada olup biten olayları, İslam dünyasında, Türk dünyasındaki kurtuluş hareketlerini, varoluş, İslam mücadelelerini burada bir anlamda bizlere program çiziyor. Hem o dönemleri irdeliyor, değerlendiriyor, hem de bazı çıkış yolları ortaya koyuyor. Biz bunu örneğin bir Doğu Türkistan Türkleri içinde uygulayabiliriz buradaki projeleri. Bir Kırım Türkleri içerisinde uygulayabiliriz. Bir diyelim ki Filistin Müslümanlar içerisinde vesaire. Çok kıymetli bir durumdur. Dolayısıyla biz Aliye gibi bir ismin ona sahip çıkan Türkiye Müslümanları olarak böyle bir isimden gurur duyuyoruz. Onun çalışmalarından sanki Aliye Türkiye'de, Aliye İzzet Begoviç'in kitabımızı bir tanıtalım da seyircilerimize. Mehmet Bey, sanki Aliye İzzet Begoviç'in ortaya koymuş olduğu projeler, programlar, burada evet İslam Deklarasyonu, Aliye İzzet Begoviç, bu Fide Yayınları'ndan 2017 baskı, 35. baskıdır bu. İstanbul, 101 sayfadan ibarettir. Gerçi bu deklarasyonla alakalı olarak başka yayın evlerinin de kitapları var ama ben bunu tercih ettim. Bunun üzerinde duracağız. Bazı okumalar yapacağız. Bazı kıyaslamalarda bulunacağız. İslam dünyasının, Türkiye'nin içinde bulunmuş olduğu şartları şöyle bir değerlendirmede bulunacağız. Bakalım titreyip kendimize gelebilecek miyiz? Yeni ufuklar açılabilecek mi? Bütün mesele bu. Evet, Aliye gibi İslam dünyasının çok farklı coğrafyalarında da o coğrafyanın, o ülkenin, o topluluğun uyanış hareketlenmesi için, efendim, toplumun belli bir yapılanmaya doğru gitmesi konusunda çok değerli insanlar vardı. Biz bunu Türkiye'de de biliyoruz. Bundan 50 sene önce Türkiye'nin çok büyük kahraman isimlerinden herhangi biri çıkıp "Milletim uyan" demişti. Diyenler hala var ve o davaya
Türkiye'nin, Türk milletinin varlık ve gelecek meselesine, beka meselesine inanan, buna omuz veren, maddi manevi çabası içerisinde olan, o fikrin çilesinin sahibi ve sahiplerinin müntesibi olan, bütün derdi, bütün ülkesi, bütün çabası, mesaisi, varlığı, yokluğu, gecesini, gündüzünü ülkesi ve milleti için, efendim hürriyeti, ekmeği için, alın teri için, var olması için mücadele eden, efendim burada gayret gösteren yüz binlerce, milyonlarca insan var. Dolayısıyla bu Bosna'daki bir yansımasıdır. Bunun efendim diyelim ki Afganistan'da farklı bir yansıması olacaktır. Bugün Filistin'de bir farklı yansıması olacaktır. Doğu Türkistan'da farklı bir yansıması olacaktır. Yani olay şu ki Mehmet Bey, 19. yüzyıl, 20. yüzyıl özellikle istiklalini kaybeden, ki Bosna Hersek 1878 yılındaki Berlin Anlaşması ile beraber Osmanlı yönetiminden çıktı yani. Dolayısıyla Avusturya yönetiminde kaldı. Uzun süre gayrimüslim idarelerin elinde kaldı. Ve hakikaten çok zor şartlarda yaşadı. Dolayısıyla oradaki istiklal varlık mücadelesi ve bugün Avrupa gibi Balkanlar, ki Avrupa'ya merkezine çok yakın bir coğrafyada Müslüman kimliğini, Boşnak kimliğini, o anlamda o bir milliyettir, ona saygı duyuyoruz, öyledir. Dolayısıyla o hem milliyetini hem inancını, kültürünü koruyabilmesi çok büyük bir başarıdır. Çok kıymetli bir durumdur. Çok saygıdeğer bir durum meydana getirmiştir. O bakımdan da bu Aliye İzzet Begoviç'in istiklal mücadelesi bütün İslam yurtlarının İstiklal mücadelesi için çok önemli bir örnek olarak karşımıza çıkıyor. Evet, bu arka fona da bugün Bosna Hersek'in, Bosnalılar, Müslümanların sembolü olan işte bu Mostar Köprüsü'dür bu Mehmet Bey. 1993 yılının Kasım ayında Hırvatlar tarafından yıkılan köprüydü. Ancak bu daha sonra Türkiye'nin de katkılarıyla 2004 yılında tekrar bu hale getirildi. Dolayısıyla çok önemli bir tarihi ve dini bir anlamı da vardır. Siyasi bir anlamı da vardır. Dolayısıyla Mostar şehrini ikiye bağlayan bu ırmak üzerine yapılmıştır. Bu köprü aslında ilk olarak Osmanlı Devleti zamanında Kanuni'nin son yılında, 1566 yılında meşhur bizim mimarımız Mimar Sinan'ın öğrencilerinden Hayrettin tarafından, Mimar Hayrettin tarafından yapılmıştı. Aslına uygun orijinali ile tekrar yapılmıştır. Dolayısıyla bu bir semboldür. Bosna Hersek'in sembolü. Aliye İzzet Begoviç hakkında kısa bir bilgi verelim tabii ki. Dolayısıyla biz artık farklı bir etnik topluluk olarak görmüyoruz. Bosnalılar Türk milletinin öz kardeşidir. Bosnalılar Türk milletinin öz kardeşidir. Fatih Sultan Mehmet zamanında 1400'lü yıllarda Osmanlı Devleti'ne bağlanan, dolayısıyla da diğer Balkan toplulukları, hatta Müslüman topluluklar içerisinde bile çok özel bir ayrıcalığı bulunan, ki mesela bunlar Yeniçeri olmuştur, devşirilmiştir. Osmanlı Devleti bürokrasisi içerisinde, askeri ve sivil bürokrasi içerisinde görev yapmışlar. Çok önemli mevki ve makamlara gelmişlerdir. Dolayısıyla buradaki Bosnalı Müslümanlar bizlere Fatih Sultan Mehmet'in birer emanetidir. Dolayısıyla Osmanlı ecdadımızı bu manevi mirasına, maddi kardeşlerimize sahip çıkacağız. Aliye İzzet Begoviç 1925 yılında Saraybosna'da, Bosna Hersek'te, orada dünyaya geldiler. Kendisi hukukçudur. Bu çok önemli bir konu. Siyasetçidir, devlet adamıdır. Ve 2003 yılında vefat ettiğinde 78 yaşındaydı. Pek çok eserinde sahibidir. Aliye İzzet Begoviç o günün şartlarında Batı'yı da tanıyan bir insandır. Şimdi İslam dünyasında Mehmet Bey, pek çok fikir insanı, ortaya bir ideoloji koyan fikir insanlarına baktığımız zaman Batı'yı yakından tanıyanların daha isabetli bir görüş içerisinde olduğunu görüyoruz. Çünkü bu bizim Türkiye'deki bir takım aydın veya entelektüel içinde geçerlidir. İslam dünyasının farklı coğrafyalarında Batı'yı yakından bildiği için Batı'nın ne olduğunu, gerçeğini görüp Doğu'yla Batı arasındaki farkları, ilişkileri, mücadeleleri de yakından isabetli değerlendirmesi bakımından önemli.
1946 yılında daha 16 yaşındayken Genç Müslümanlar Kulübü diye dernek özelliğinde bir yapılanmaya gidiyor. Daha ya 16 yaşında başlıyor. Dolayısıyla orada tabii ki kendisi soruşturmayla beraber 3 yıl hapse mahkum olacaktır. Yani çok genç yaşta kendi halkının özgürlük ve istiklal mücadelesi için çabalayan bir insanıdır. Oradan çıktıktan sonra, hapisten çıktıktan sonra hukuk fakültesi, hukuk mezunu olacaktır. Arkasından 2. Dünya Savaşı yıllarında 1946 yılındayken tekrar buna benzer bir durumla karşılaşacaktır. Ki 1990 yılında parti kuracaktır. Daha o dönemde Bosna Hersek dağılma sürecine girecektir. Birkaç ay sonra yapılan seçimlerde seçimi kazanarak Bosna Hersek'in cumhurbaşkanı olacaktır. Devlet başkanı olacaktır. Bosna Hersek dağılma sürecini, hatta o dönemde Avrupa Birliği temsilcilerinde şahit olmuş olduğu bir seçimle beraber Nisan ayında Bosna Hersek bağımsızlık Yugoslavya Cumhuriyeti'nden ayrılacaktır. Bağımsızlığını ilan edecek. İşte bütün mesele orada başlıyor. Bu ayrılma kararından sonra Yugoslavya bunu kabul etmeyecektir. Çok ilginç bir olaydır. Ve arkasından 1993'ten 95 yılı içerisinde 2-3 sene devam eden büyük olaylarla karşılaşacaktır. Sırplarla Bosnalı Müslümanların ölüm kalım mücadelesi. Avrupa'nın göbeğinde bir halkın varoluş mücadelesinde maalesef Batı'nın gözü önünde bir topluluk ortadan kaldırma, soykırıma tabi tutulacaktır bir anlamda. Hatta Hırvatlar bazen bu savaş sırasında bazen bu Boşnak Müslümanları desteklerken bazen de aleyhine tavır içerisine girecektir ama Ali İzzet Begoviç çok önemli bir siyasi bir lider olma, askeri bir lider olma özelliğini de ortaya koyarak bu 3 yıllık mücadele içerisinde savaştan başarıyla çıkılacaktır. Hatta bu olaylar içerisinde çok ilginç, acı durum da meydana gelecektir. 1995 yılının bu Temmuz ayında Srebrenica katliamı çok acıdır. Yani batılı gözlemcilerin gözü önünde böyle bir soykırıma tabi tutulması acı olmuştur. Ama neticede 1995 yılında Amerika ve Avrupalı ülkeler, hatta Rusya da bir araya gelerek gözlemcilerinde bulunduğu bir toplantıda, Dayton toplantısıyla beraber anlaşmayla Bosna Hersek bugünkü bağımsızlığını ortaya koyacaktır. Dolayısıyla bugün Bosna Hersek dediğimiz ülkenin ortalama 51 bin kadar kilometre kadar bir alanı vardır. Üçlü yönetime sahiptir. Nüfus itibarıyla da 3 milyon 300 bin civarındadır. Bu 3 milyon 300 bin civarındaki nüfusun ortalama %50'si, yani 1,5 milyondan birazcık fazlası Boşnak Müslümanlarına aittir. İkinci kalabalık etnik nüfus Sırplardır. Diğer kısım ise Hırvatlardır. Üçlü bir yönetim vardır. Bunlar Sırp, Hırvat ve Boşnak olmak üzere aralıklı olarak böyle bir yönetim söz konusudur. Evet, şimdi biz buradan Ali İzzet Begoviç'in deklarasyondan biraz bazı parçalar okuyalım ve bunlar üzerinde yorumlarda bulunacağız. Diyor ki kendisi Saraybosna 1970 yılındaki yazmış olduğunda ön söz mahiyetinde yazmış olduğu şeyde hedefimiz diyor Müslümanların İslamlaşması. Evet, yani biz burada bazı şeyler okurken bunu Türkiye'deki Müslümanlar sanki bunu Türkiye'den bir düşünür, ilim adamı bunu yazmış. Bunu bir Mısır'daki biri dinlerken, ya bu Mısır için, Filistin için, Irak için, Suriye için, Afganistan için, Doğu Türkistan için, Kırım için vesaire bütün İslam yurtlarında sıkıntı içerisinde bulunan toplulukların kendilerine aitmiş gibi böyle bir değerlendirmede olursa anlaşılmış olur. Yani bu sadece Bosna Hersek'i ilgilendiren bir durum değil. Ama bundan 50 sene önce yazılmış olması çok önemli bir konuydu. Hedefimiz Müslümanların İslamlaşması. Bunu burada ayrıntılarıyla anlatıyor Mehmet Bey. Çok kıymetli bir olaydır. Yani iki kelimelik bir cümle. Müslümanların yeniden İslamlaşması. Yani İslam hayatında yaşaması, uygulaması. İslam'ı yeniden anlamak. Yani İslam sadece kelime-i şehadeti söylemekle ifade edilen bir şey değil.
Onun farkına varmak burada. Burada anlatmak istediği bu. Farkına var diyor. Namaz kılıyorsun, farkına var. Ezan dinliyorsun, farkına var. Niye yani onun orada ne anlatıldığının, niçin o ibadeti yaptığının, kurban kesiyorsun, niye bunu yapıyorsun? Oruç tutuyorsun, bunun mahiyeti nedir? Dolayısıyla neden Müslüman olmamızın yeniden farkına varacağız? Çünkü biz işgal altındayız. Çünkü bizim maddi ve manevi istiklalimiz tehlikede. Yani İzzet Begoviç 1970 yılında bunu anlatıyor. 1970 yılı nedir Mehmet Bey, biliyor musun? 1970 yılı Balkanlardaki o komünist sistem, Tito yönetimidir. İkinci Dünya Savaşı yıllarından sonra ortaya çıkan o işgal yıllarındaki ateist, komünist, Marksist bir yönetim içerisinde Müslümanların bir anlamda tepkisel bir fikirsel anlamdaki tepkisidir bu. Diyor ki her şeye rağmen, her türlü ateizm propagandasına rağmen, din dışı uygulamalara rağmen biz diyor yeniden İslam'ı keşfetmek zorundayız. Müslümanlığımızı korumak zorundayız. Bakın bu cümle her daim geçerli olan bir cümle. Yani en geniş, en rahat zamanda da bu cümlenin farkında olmamız lazım. En böyle sıkıntılı, problemli, hürriyetin en aza inmiş olduğu dar zamanlarda da bu cümle bize lazım. İslam'ı yeniden anlamak, yeniden Müslümanlaşmak, Müslüman olduğumuzu yeniden ve her daim hatırda tutabilmektir bu. Bu o günün şartlarında Bosnalı Müslümanlara verilmiş olan bir mesajdır bu. Dolayısıyla yani burada İzzet Begoviç sadece bir hukuk mezunu biri değil, bir İslam ideoloğudur aynı zamanda. Bu yazılardan ona o anlaşılıyor. Ve bu İzzet Begoviç çapında bir lider, her ülkede çıkan bir lider değil. Dolayısıyla pek çok kitapları da var, onlar üzerinde de duracağız. Dolayısıyla siyasi lider olmak ayrı bir konudur Mehmet Bey. Herhangi bir cemaat lideri olmak ayrı bir şeydir Mehmet Bey. Ama bilge lider olmak farklı bir şeydir. Bakın, herkes lider olabilir. Yani birini oraya oturtursun, oturur orada 50 sene, 100 sene oturur, lider olur. Anlatabiliyor muyum? O liderdir. Yani ama tarih onu ileride ne olarak kaydedecek, o ayrı bir konudur. Lider, bilge lider farklıdır. Bilge lider bilgili insandır. Bilge lider okumuş insandır. Bilge lider yorum yapan insandır. Bilge lider kitlelere bugüne göre, ana göre, şartlara göre konuşan lider değildir bilge lider. Bilge lider çağlara hitap edebilecek bir liderdir. İşte bakın, yani Ali Han'ın bundan 50 sene önceki sözleri bugün bile aynı kıymetliyse ve bundan sonra da aynı kıymetini koruyacaksa o adam bilge liderdir. Türkiye'mizde de, İslam dünyasının başka yurtlarında da sadece bugüne değil, çağlara hitap edecek kahraman, aynı özellikle hukuk veya başka alanlardan mezun olmuş nice bilge liderleri vardır. Türkiye'mizde de vardır. Gurur duyacağımız kahraman insanlar vardır. Ve sloganımız diyor ki Mehmet Bey, inanmak ve mücadele etmek. Bu size neyi hatırlatıyor? İman et, mücadele et, zafer senindir. Bakın, görüyor musunuz? Aynı. Neden benzeşiyor? Ruh aynı. Ruh aynı. Beslendiği kaynak aynı. Nereden besleniyor? Kur'an'dan besleniyor. Siz ilhamınızı, siz bilgi kaynaklarınızı, manevi yapınızın temeli olan o kitaptan alırsanız, o kitabın uygulayıcısı olan Resulullah'tan Aleyhisselam'dan alırsanız böyle cümle kurabilirsiniz. Bakın, benzeşiyor. Aynı ruh. Aynı kardeş yani. Coğrafyalar farklı ama ifadeler aynı. Dolayısıyla inanç, düşünce aynı. Aynen öyle. Çok kıymetli bir şey bu. Buna kıymet verilmesi 50 sene önce yazılmış ama sanki bugünleri, sanki yarınları, tüm zamanları ifade eder gibi kıymeti orada. Bakın burada bir şey yazıyor, onu anlatayım ben Mehmet Bey. Bugün diyor kamuoyuna sunduğumuz bildiri, deklarasyon, efendim, yabancılara ve şüphe içinde olanlara İslam'ın şu veya bu sistemin, şu veya bu düşünce grubunun üzerindeki üstünlüğünü ispatlayacak bir metin değildir. Daha meselemiz o değil diyor yani. Bu bildiri hangi tarafta olduklarını apaçık bir biçimde kalplerinde hisseden
ve nereye ait olduklarını bilen Müslümanlara yöneliktir. Ben işte falan kültür veya ideolojilerle yarışmak amacıyla bunu yazmıyorum diyor. Benim derdim Müslümanın kendine gelmesi. Kimliğine sahip çıkması. Benim muhatabım İslam diyor. Müslüman topluluklar diyor. Bunun yaşadığı yer ister Saraybosna olur, bunun yaşadığı yer ister İstanbul olur, ister Kayseri olur, ister Trabzon olur, fark etmiyor diyor. Yani ben buradan bunu anlarım. Dolayısıyla Müslümanlara sesleniyor. Hatta bu ön söz dediğimiz yerde çok güzel bir şey yapmış. Ben bunu şimdi bir şeyle bağlantı kuracağım. Kaçıncı paragraf? 1, 2, 3, 4, 5. paragraf Mehmet Bey. Ön sözünde. Kendi yazdığı. Çok kıymetli bir şey. Şahane bir şey. Evet. Tüm Müslümanları, müminleri, inananları ben bu kitabı okumaya davet ediyorum. Düşünerek, bağlantı kurarak, bunun 50 sene önceki bir şeyleri anlattığını değil, sanki bugün yaşıyormuş gibi, yaşanan şeyleri anlatıyormuş gibi. Bu kadar değerli bir kitap olamaz ya. 100 sayfa ama çok değerli. Bakın diğer tarafı çizdik, notlar aldık yani Mehmet Bey. Ve burada, evet, bunlar önemli şeyler. Evet, diyor ki, Çin, biraz şimdi bağlantı kuracağız. Çin, Rusya ve batılı ülkeler. Çin, Rusya ve batılı ülkeler. Müslüman aleminin neresinde hakim olacakları konusunda mücadele etmektedirler. Onlar diyor kavgası boşuna. İslam dünyası onlara değil, Müslüman halklara aittir. Buyurun. Bugün dünya bu büyük devletler tarafından İslam dünyası efendim cender altında tutulmamış mı? Amerika, batılı ülkeler, İngiliz kolonyalizmi, Amerikan emperyalizmi, Rus sömürgeciliği. Bugün de aynı şeyler devam ediyor. İşte onu diyor. Ve bu ülkeler bugün İslam dünyasını farklı şekillerde iyi polis, kötü polis versiyonunda değişik şekillerde kendi aralarında paslaşarak Müslümanlar eziliyor, toprakları kullanılıyor, insanlara heba ediliyor. Efendim kiralanmış, eğitilmiş, görevlendirilmiş kişiler tarafından oyalandırılıyor. Maddi ve manevi varlıkları ve gelecekleri ipotek altında kullanılmıyor mu? Aynı şey değil mi? Yani veyahut da bakın, o milletten olup da paralı askerlerini evet, yapanlar var. Şimdi bakın Mehmet Bey burada bir şey var. Bir şey söyleyeceğim. Geçen haberlerde, internet haberlerinde bahsediyor. Bu Çeçenistan'ın mevcut lideri Kadirov. Türkiye'de bizim Kocaeli'nin Körfez Belediyesi 10 Aralık'ta Çeçenistan'ın Aliya gibi kahraman liderlerinden olan Cevher Dudayev'in bir heykelini parkın bir yerinde açmışlar. Hemen Kadirov tepki gösteriyor. Vay açamazsınız. Derdi başka. Yani bize de başka türlü ifade ediyor. Olay şu ki hemen Rusya Kadirov'u destekliyor. Diyor ki Kadirov haklı. Niye? Kadirov'u getiren Rusya. Bir başkası hemen Amerika bu sefer Rusya'yı eleştiriyor. Diyor ki Rusya çünkü Türkiye'ye karşı Kadirov'u destekledi. Dolayısıyla Türkiye'nin aleyhine bir tavır almış oldu Rusya. Hemen bu sefer güya Amerika Türkiye'den tarafmışçasına ne yaptı? Amerika'ya diyor ki Rusya'ya diyor ki bu tavrın yanlış diyor. Türkiye bunu yapabilir. Bu seni ilgilendiren bir konu. Ve aynı Amerika bu sefer de Doğu Türkistan'daki güya Doğu Türkistan Türklerini desteklediğini gösteriyor. Çin'deki olimpiyatları efendim katılmayacağız. Bakın projen aynı yani. Ya yazmış Aliya bunu. İslam dünyası hala kendi coğrafyalarında kendi iradeleriyle karar verecek, uygulayabilecek siyasi ve maddi bir bağımsız davranabilme lüksüne kudretine sahip olamadığımızı hala buradan ortaya koyabiliyor yani. Buradan görülebiliyor. Şimdi devam ediyoruz. Bakın şimdi burada diyor ki biz diyor Müslümanların İslam dünyasının kaderini ele almaya karar verdiklerini
ve bu dünya ve o dünyayı kendi düşüncelerine göre düzenleyeceklerini dost ve düşmanlarımıza ilan ediyoruz. İslam dünyasının geleceği beni ilgilendirir. İslam dünyasının topraklarının varlığı beni ilgilendirir. Haritası beni ilgilendirir. Uygulayacağı hukuk sistemleri, siyasi yapıları, medeni tercihleri bizi ilgilendirir diyor. Ve hakikaten de İslam dünyasının şu an içinde bulunduğu şartlarda bu çok önemli bir mesaj olarak karşımıza çıkıyor. Ve ilk bölümden buradan başlıyoruz. Müslüman hakların geri kalmışlığından bahsediyor. Tarihsel olayların, yaşanan olayların arka planından yola çıkıyor Mehmet Bey. Diyor ki burada efendim, Müslüman hakların aynı yerde devri daim yapmaktan, bağımlılıktan, fakirlikten ve geri kalmışlıktan kurtulmasını istiyor muyuz? Soruyor. Şu anki mevcut şartlarda. Sadece Bosna'yı anlatmıyor. Çok ilginç bir şey ya. Sadece Bosna'yı anlatmıyor. İstiyoruz. Evet. Ne yapmak gerekiyor? Yeniden ve emin adımlarla şerefle ve aydınlık yolunda kendi kaderlerinin sahibi olmalarını istiyor muyuz? Evet. Ahlaklılığın, dahilin ve cesaretin kaynaklarının bütün gücüyle yeniden fışkırmasını istiyor muyuz? Evet. Devam ediyoruz. Diyor ki alternatif çok açıktır. Alternatif nedir? O günün şartlarında 1970'lerde. Seçenek. Batı kapitalizmi mi? Doğu sosyalizmi mi? Yani Sovyet sosyalizmi mi? Batı kapitalizmi mi? Bosna'da o günün şartlarında büyük şeyin Yugoslavya'nın bir parçasıydı ama İslam dünyası da aynı şartlarda değil miydi o günün şartlarında? İslam dünyasının bir bölümü Amerika kontrolünde, bir bölümü Rus, Sovyet kontrolünde değil miydi? Tercihimizi yapacağız diyor. Evet, alternatifimiz açıktır. Ya İslami yenilenmeye doğru hareket, ya İslam, ya İslamlaşacağız. Olmuş. Ya İslam'la beraber var olacağız. Ya İslam'ı yücelteceğiz, İslam'la yükselmiş olacağız. Ya da pasif, kaybetmiş, içine kapanmış, efendim mevcut atıl durumlarını yaşayan, şeref ve itibardan yoksun, efendim kontrol altında, hüküm altında yaşayan bir gerileme. İki seçeneğimiz var diyor. Müslüman halklar için üçüncü ihtimal yok. Dolayısıyla ya başaracağız ya yok olacağız. Burada da çok önemli şeyler. Mesela bir başka şey, muhafazakarlar ve modernistler diye bir bölüm var Mehmet Bey. Ben buradan bazı özetlemeler çıkardım. Diyor ki İslam dünyasının durumunu anlatıyor. Yani şu an yaşadığımız, bunlar okuyunca anlaşılacak şeylerdir. Şu an diyor yaşadığımız şeyler çok benzeşiyor. Muhafazakar tutucularla batılı eğitimden geçmiş modernistler eleştiriliyor. İslam dünyası iki güç altında kimliğini kaybediyor. Bir, İslam'ın kendi özünden, hakikatinden uzak, adına muhafazakar denilen tutucular, böyle bir takım gruplardan bahsediliyor. Bir diğeri de batılı kültürle yetişmiş, hatta batılı okullarda eğitim görmüş herhangi bir İslam ülkesi içerisinde kendi insanı, ikisinin de halkın milli değerlerine, milli vicdanına yabancı oluşlarından bahsediyor. Çok önemli bir tespitte bulunmuş. Bu da çok önemli. Hatta Mehmet Bey, mesela Japonya ve Türkiye'nin batılılaşması, modernleşmesi konusunda kıyaslamalarda bulunmuş. Çok ciddi ve önemli bir tespitlerde bulunuyor. Japonya diyor, kendi diyor doğal, orijinal kimliğiyle ayakta kalabildi, modernleşti ama Türkiye diyor o modernleşmeyi, milli bir modernleşmeyi diyor gerçekleştirme konusunda biraz sıkıntı yaşadı diyor. Ve özellikle burada alfabe ve bazı değişim hareketleri konusunda bazı kendi görüşüyle bir değerlendirmede bir takım eleştirilerde de o günün şartlarında yani olayı bulunmuş, gözlemlemiş yani. Demek ki yani Türkiye tarihini de, Türkiye'deki olup bitenleri de, dünyadaki olup bitenleri de okuyup gayet iyi değerlendirme özelliğine de sahip olmuş. Şimdi mesela burada güçsüzlüğün sebepleri diye bir bölüm var. İslam'ın ilk yıllarında, evet şahane. İslam'ın ilk yıl, diyor ki İslam ilk 100 yılında nasıl oldu da İspanya'dan Endonezya'ya kadar gidebildi. Bir yüzyıl içerisinde. Bunu başaran ruh neydi diyor. Yani insanlar aynı insanlar.
İlk yüzyılda diyor o kadar geniş an İspanya'dan, Fas'tan, Endonezya'dan, Türkistan'a kadar olan coğrafyada muazzam bir medeniyet, muhteşem bir güç meydana getirdik diyor. Bunu yapabildik diyor. Ama diyor ondan sonra geri çekildik, güçsüzleştik diyor. Sebep ne diyor? Neden o gücümüzü kaybettik diyor. Bu gücü kaybetmemizin suçlusu, sorumlusu kimler diyor. Neye bağlamamız gerekiyor diyor. Bunlar üzerinde düşünmeye çağırıyor insanları. Ve ileride göreceğiz, ilerideki sayfalarda göreceğiz. Müslümanlar şunu yaptı diyor. Yani unutmadan bu araya eklemiş olayım. Habire şunu yaptı. Kur'an'ı ezberledik diyor. En önemli eleştiriler Müslümanlar üzerine. Kur'an'ı ezberledik. Çok güzel okuma yarışmaları yaptık. Ama Kur'an'ın ruhunu yakalayamadık diyor. Müslümanların kaybetmesinin en önemli sebepleri bunlar diyor. Biz Kur'an'ın yüzünden okuma, ezbere okuma, yarışmalar yaparak efendim bunun için uğraşırken diyor biz İslam'ın özünden habersiz kaldık. Onu pratiğe geçiremedik. Yani hayatımızda uygulayamadık. Onun için ilk yüzyılın Müslümanları bunlarla değil fetihlerle o İslam'ı hem yaşayarak hem de maddi bir güç ile dünya çapında bir yapıya ulaştılar diyor. Ama sonra o ruh yavaş yavaş gerilemeye başladı. Ve 20. yüzyılda 1970'li yıllarda da diyor hala Müslümanlar geleneksel bir takım durumlar içerisinde bocalayıp debelenip duruyor diyor. Çözüm, çare ilk yüzyılın Müslümanlarının ruhunu, heyecanını, o enerjisini yakalayabilecek diyor bir yapıya ulaşmazsanız diyor. Bu bizim çırpınışlarımız devam edecek diyor. Evet, Kur'an'ın emirlerinden uzaklaşma. Buradan bahsediyor mesela. Kur'an'ı ve anlama, güzel okuma yarışmaları yaptık diyor. Evet. Şimdi batıcı aydınların durumundan bahsediyor mesela. Her İslam ülkesinde batıcı bir takım aydınların içine bulunmuş olduğu şartlardan bahsediyor. Bu batıcı aydınların toplumu peşinden sürükleyerek milli değerlerden uzaklaştırıcı tavırlar içerisinde olmasından bahsediyor. Ve bir de Müslümanların gerek ahlaki gerek sosyal hayatlarını etkileyen yabancı okullardan bahsediyor. Bu yabancı okullardan bahsederken ben Osmanlı döneminde açılan Amerikan okullarını düşün, İngiliz okullarını, Fransız okullarını, Alman okullarını düşün Mehmet Bey. Yani diyor ki bir ülkede ne kadar yabancı okul varsa, yabancı, bu okullar sadece taş bina değil, oralarda insanlar eğitiyor. Osmanlı'nın yıkılışı sadece Viyana'daki kayıpla izah edemeyiz yani. Sadece maddi kayıplarla izah edemeyiz. Askeri bir takım zayıflıklardan izah edemeyiz. Bu okullarda kimler yetişti? Bir düşünsenize 1860'lı yıllarda Amerikalıların açtığı okullar vardı. Adam Merzifon'da okul açmış. Adam efendim gidiyor Van'da okul açıyor. Beyrut'ta okul açıyor. Elazığ'da, Harput'ta okul açıyor. Kayseri'de okul açıyor. Tarsus'ta okul açıyor. İzmir'de okul açıyor. Mehmet Bey Bursa'da okul açıyor. Yüzlerce okul var ya. Bu okullara izin veren bizim Osmanlı padişahlarımızdı. Yani şimdi dolayısıyla bunları eleştiriliyor. Bir İslam ülkesinde diyor yabancı kökenli okullar olursa veya kendi okulları olup da buralarda yabancı eğitim verilirse yabancı kültürlerden kasıt gayri İslami bakış açılarıyla ortaya konulan fikirler buralarda verilirse genç Müslüman veya Müslüman insanlarımız farklı kültürlerle etkilenir. Bir zehirlenme içerisinde olursa siz diyor İslami yenileşmeyi, İslam ile yeniden ayağa kalkmayı gerçekleştiremezsiniz diyor. Tespitler önemli. Evet, burada işte bugünün Türkiye'sinde Mehmet Bey, geleceğin Türkiye'sinde kendini sorumlu hisseden her türlü özelliğe sahip siyasetçi, medeniyet insanı, sivil toplum insanlarından insanlar bu kitabı mutlaka okuması gerekiyor. Kendi halkının gerçeklerini ve İslam'ın yaşanmış acı olaylarından da yola çıkmamız gerekiyor. Evet. Mesela Müslüman kitlelerin kayıtsızlığı diye bir bölüm var. İslam ülkelerinde batı tarzında yapılan değişimler. Halk diyor bunlara diyor kayıtsız kalmıştır diyor. Bu da muhteşem.
Evet. İslam ülkelerinde yapılan diyor bir takım batılı diyor reform hareketleri oldu diyor. Batıcılar diyor Müslüman toplumu diyor oldukça diyor sıkıştırdılar, zorladılar. Batılı davranma veya batılı bir yaşam tarzına diyor. Ama Müslüman halk diyor zamanla diyor zaman içerisinde bunlara karşı bir takım duyarsız kaldı, umursamadı. Kendi kültürünü yaşamaya, yaşatmaya devam etti ve diyor bu diyor bu durum diyor o ülkedeki Müslüman diyor toplumun tavırlarının ilgisizliğini diyor modernistler diyor bunu bir türlü kabullenemediler. Bu onların moralini çok bozdu diyor. Bu da çok önemli. Evet. Mesela buradan bir örnek vermiş. Bu Tunus'tan örnek vermiş. Tunuslu Habib Bourguiba'nın batıcı reform ve tutumlarına karşı efendim halk diyor destek vermeyince diyor bu diyor onun çok zoruna gitti ve başarılı olma konusunda da diyor sıkıntılar yaşadı diyor. Mesela İslami düzen diye bir bölüm var burada Mehmet Bey. Mesela din ve kanun. İslami düzen ve Müslüman kimliği ile ayakta kalabilir diyor. Yani siz İslami düzen ve Müslüman kimliği ile ayakta kalma konusunda ne kadar bir çaba içerisinde. İslami düzen, İslami sistem, Müslümanca yaşamak. Bunun içinde insan yoksa siz bunu yapamazsınız diyor. Söylemleriniz ne kadar güzel olabilir diyor. O kadar etkili olabilir diyor. Kitleler üzerinde diyor. Haklı da olabilirsiniz diyor. Belli bir taraftar da bulabilirsiniz. Ama bu diyor bu genel anlamda halktan bir kabul görüp de bu pratiğe dönüşmezse, yaşama dönüşmezse bu söylemleriniz sadece kağıt üzerinde kalır. İslam dünyasının içinde bulunduğu durum bundan ibarettir diyor. Bakın bunca yıldır yani 1920'lerden itibaren Arap coğrafyasından bile İslami bir takım hareketler var. Akımlar var. Çabalar olmuş, örgütlenmeler vesaire olmuş. Yani dini anlamda kuruluşlar da meydana gelmiş. Neden bunlar halka, halk bazında şey yapamadı, tam anlamıyla bütünsel bir taraf oluşturamadı? Diyor işte bunun bir takım acı örneklerini de ortaya koyuyor mesela. Bunları da ifade etmiştir. Mesela İslam sadece din değildir diyor. İslam miskinlik dini değildir. İslam aksiyon dinidir. İslam miskinlik dini değil. İslam köşede oturma dini değildir. İslam hareket dinidir. Yani dolayısıyla kapalı devre yayın yok diyor. Uygulayacaksın, konuşacaksın. Bunu somut olarak ifade edeceksin. Yani şimdi bazen bakıyoruz Mehmet Bey yani o konuş. Konuşma diyor. Bunu davranışa dönüştürmediğin sürece, insanlara bunu göstermediğin sürece, İnsanlar bunu sende görmediği sürece o zaman sen bunu toplumsal bir tabana ulaştıramazsın diyor. Yani çok önemli ilkelerde de bulunuyor davranış anlamında. Mesela diyor ki İslam dünya ve ahiret dengesini iyi sağlamalı Müslümanlar. Akıl, bilim, inanç insanca yaşama ve yaşanacak bir dünya için şarttır. Din, maddi hayat, maddi bilgiler, dünyayı yaşayacak bir takım teknik bilgilere sahip olmak. Siz bugün teknik bilgilere sahip olmazsanız bakın görüyorsunuz. Mehmet Bey eğer siz doğalgaz kullanıyorsanız faturasını ödeyeceksiniz. Örnek veriyorum bakın şimdi. Eğer siz doğalgaz yakıyorsanız bunun faturasını ödeyeceksiniz. Şikayet edemezsiniz, isyan edemezsiniz. Neden? Çünkü kullanıyorsunuz. Ama siz eğer odun kullansaydınız, affedersiniz, tezek kullansaydınız böyle bir probleminiz olmayacaktı. Buradan nereye gideceğiz? Buradan şuraya gideceğiz. İslam dünyası veya kendi çapımızdaki şartlara bakalım. Kullandığımız teknik bir takım... Alet, edevat. Bakalım ne var? Bunlar senin mi? Değil. Senin değilse onun bedelini ödemek zorundasın. Ona mahkumsun. Sen üretirsen eğer bunu o zaman... Faturayla bir problemin olmayacaktır. İslam dünyasının şu anki problemi bu yani. Teknoloji üretmedik biz. İşte Aliya'nın kızdığı bu. Yani kapalı devre yayın yok diyor. Bazı şeyleri yani teknolojik, akıl, bilim, yaşam bunların hepsini diyor üretmek zorundasınız diyor. Tek ayaklı bir İslami düzen, İslami yaşantı gerçekleştiremezsiniz diyor. Yani çok güzel efendim tesettüre girdin. İbadetini yapıyorsun. Tamam.
E peki mutfağında kullandığın teknoloji kimin? Senin değilse olmaz mı ya? Para kimin? Paraya değer veren kim? O paranın değerini ortaya koyan kim? Başkası. Olmaz. Manevi hayatla İslam ayakta kalmaz diyor. Madde ile ikisini beraber birleştireceksin diyor. Dolayısıyla bunu Türkiye'deki pek çok insanın okuması gerektiğini ben düşünüyorum. Sade insanların dışında. Örneğin bizim zamanımızda İslami düzen diye bir başlık var. İslam bir yaşamda temel yapı ve özelliklerine sahip olması gerektiğinden bahsediliyor Mehmet Bey. Irki ve sınıfsal ayrım yanlıştır diyor. Bakın burada maddelemiş. İnsan ve toplum demiş. İnsanların eşitliği. Irki ve sınıfsal ayrım yanlıştır diyor. İnsanlar arasında ırki ve sınıfsal ayrım yapamazsınız diyor. Bu insani değildir derken burada batı anlayışını, batının ırkçı yaklaşımını o günkü şartlarda 1970'li yıllarda Sovyetlerin sınıfsal işçi, emekçi, köylü vesaire gibi böyle burjuva gibi böyle sınıflamasını kabul etmiyor. O günün şartlarında komünist bir sistem içerisinde böyle bir kitabı ve eleştirel bir bakışı ortaya koyup bunun kitabını bastırmak da çok büyük bir sıkıntıydı. Zaten bu kitabı yayınladığından dolayı 1983 yılında Mehmet Bey, 83 yılında dava edildi. Hakkında dava açıldı. Onun kendisinin mahkemeye yapmış olduğu savunması da var. O da çok kıymetli. Ve bundan dolayı komünist sisteme karşı olmak anayasaya aykırı tavırdan dolayı o zamanki Yugoslavya komünist bir sistem olduğu için dolayısıyla kendisi 14 yıl hapse mahkum edildi. Suçlandı. Ancak 5 yıl kadar hapis kaldı. 1988 yılında 5 yıl sonra af çıktı. Aftan yararlanarak hapisten çıkmış oldu. Yani bunlar önemli şeyler. Siz bir ülkenin, bir medeniyetin, bir toplumun geleceği için çekinmeden, korkmadan belli bir düşünceyi kamuoyuna paylaşabiliyor musunuz? İşte bütün mesele bu. Bakın Aliya İzzetbegoviç yani 2003 yılında vefat etti ve o günden bu zamana geçen zaman içerisinde ve bundan sonraki zaman içerisinde bu kitap ile anılacak, fikirleriyle anılacak. Yani ortaya koymuş olduğu Mehmet Bey görüşleriyle anılacak. Mesela Müslümanların Kardeşliği diye bir bölüm var burada. Çok önemli. Müslümanların Birliği diye ayrıca bir bölüm var. Müslümanca yaşamak ve yaşamak. Çünkü Müslüman alemi için atılan bir kalp olmak. Dolayısıyla Müslümanlar dinen İslam. Bu çok önemli. Şahane bir cümle. Bak diyor ki Mehmet Bey. Müslümanlar dinen Müslüman olarak. Ama siyaseten de panislamist olmak durumundadır. Yani nasıl? Şahsi olarak Müslümanlığımızı yaşayacağız ama dünyadaki bütün Müslümanların birliği ve beraberliği içinde diyor çalışacağız. O fikre de sahip olacağız diyor. Bu da çok önemli. O günün şartlarıyla değerlendireceğiz. Mesela özel mülkiyete aşırıya kaçmamak üzere evet diyor. Evet. Doğal kaynakların kullanımı ve paylaşımında eşitlikçi ve adaletli sosyal yaklaşım gerekiyor diyor. Ama bunu yazarken sadece bunu o günün Yugoslavya'sında Mehmet Bey Müslüman kesip okumadı. O gün şartlarında Marksist insanlar da bu kitabı okudu. Onlara da bir mesaj veriyor. Onlara da bu anlayışın, Marksist anlayışın yanlışlarından da ifade şey yapması çok önemliydi. Evet. Mesela zekat ve faiz konusu üzerinde de durmuş. Bu da çok önemli. Cumhuriyetçi bir yaklaşım diye bir başlık var. Allah'tan başka ilah yoktur diye bir başlık var. Diyor ki Mehmet Bey, tüm egemenliğin kaynağı Allah'a aittir. Tüm egemenliğin kaynağı Allah'a aittir. Diğerleri boş ve zamana göre meşru olamaz. Yani seçimle yönetici olmak ilk dört halife örneği olmak itibariyle düşündürücüdür diyor. Biz yöneticilerimizi seçerken diyor hakikaten Allah rızası için mi seçiyoruz? Mesela gerçekten
Allah'ın ortaya koymuş olduğu hükümleri uygulayacağından emin olduğumuz için mi seçiyoruz? Yoksa zamanın siyasi şartları gereği için mi seçiyoruz? Yoksa ehveni şer olduğu için mi seçiyoruz? Mesela hükümdarlık babadan oğula geçiyor. Yani baba hükümdar, oğlunun da ehil olduğunu, liyakatli olduğunu neye göre değer veriyoruz? İşte bu saltanat sisteminin de yanlışlığını ifade ediyor. Ve dolayısıyla İslam dünyasına yönetim konusunda bir mesaj veriyor. Dikkat çekiyor bakın. Bu da çok önemli ya. Bugün İslam dünyasının yönetim şartlarına, şekillerine, modellerine bir bakar mısınız? Hangisinde gerçekten ilk dört halife özelliğinde olduğu gibi, Kur'an'ın ortaya koyduğu gibi, liyakate dayalı, ehliyete dayalı bir doğal bir seçim var mı? İşte yok. Buna da dikkat çekiyor. Evet. Mesela beşeri diyor, dokunulmazlık diye bir şey olamaz diyor. Yani ne demek yani? Ben seçiyorum, o seçiyor, o kral, o padişah, o bilmem ne. Niye dokunulmaz? Dokunulmazlığı insan nereden alıyor diyor. Yanlış diyor. Dokunulmazlık diye bir şey olamaz. Eğer bir insan yanlışlık yaptıysa, örneğin yönetici, halkına karşı bir yanlışlık yaptıysa, yanlış bir tavır veya yanlış bir adım attıysa, Hesabını vermelidir diyor. İslami durum budur diyor. Ya şimdi İslam ülkelerinde Aliya çok kıymetli bir insandır. Bütün insanlara sor, çok değer veriyor. Doğru mu? Ama Aliya'yı ne kadar anlamış? Ha işte bütün mesele o. Biz Aliya'nın yaptıklarını ve eserindeki ifade ettiklerini hayata geçiremiyorsak, ona çok kıymet vermişiz söz itibariyle, bu lafta kalmamalı. O tarih, da güzel de uygulama olmalı. Tarihteki büyük insanların sadece resmini, heykelini yapmak, işte onu ölüm yıl dönümlerinde anmak, ruhuna fatihaları okumak, saygıyla anıyoruz demek, Allah rahmet eylesin demek, onun bize bırakmış olduklarını, yapmış olduklarını anlamak için yeterli değildir yani. Süreyi şimdi iyi değerlendirelim. Burada çok önemli şeyler. Eğitim ve terbiyeden bahsediyor Mehmet Bey. Bakın, öğretimden bahsediyor, eğitim ve terbiyeden bahsediyor. Diyor ki eğitim ve terbiye ailede başlar diyor. Ve ilk sorumluluk ailededir diyor. Genel topluma dokunacak olumsuzluklara karşı ise devlet diyor gerekli etkili tedbirleri almak ve uygulamak zorundadır diyor. Eğer diyor bir toplumda herhangi bir fertte, herhangi bir coğrafyada, bu köy, mahalle falan vesaire bir sosyal ortamda sorun varsa, kişi diyor önce ailede ara. Aile eğitiminde bir problem var. Müslümanlar diyor çocuklarını, ailelerini iyi eğitmelidir diyor. Bir. İkincisi diyor, eğer diyor sokakta, sokağa yansıyan olumsuz bir tavır varsa, sokak derken yani herhangi bir ortam düşünelim, varsa buna da diyor devlet denilen mekanizma bu sosyal ortamı rahatsız eden duruma karşı çözümler ortaya koyabilmeli, müeyyideler ortaya koyabilmeli ve bunu da diyor yerine getirmeli, toplumsal düzeni sağlamakla görevlidir diyor. Dolayısıyla burada çok kıymetli bilgiler veriyor aynı zamanda. Evet, yine Mehmet Bey burada okullaşma ve bilgiye ulaşmada İslam ülkeleri olarak çok acil ihtiyaçlarımız var diyor. Bilgi eksikliğimiz var İslam dünyasının diyor. Kültürlenme eksikliğimiz var diyor. Şimdi Mehmet Bey bu Mostar Köprüsü'nden bahsettik. Doğru mu? Evet. Srebrenica'da 1993'te binlerce Boşnak Müslüman katledildi, şehit edildi. Ve dolayısıyla ve bütün bunlar da NATO kuvvetlerinin gözü önünde oldu. Avrupa'nın dibinde oldu. Tüm insanlığın gözünde oldu ve müdahale etmediler biliyor musunuz? Ve Avrupalı insan hakları 1948 yılında ilan edilen bu insan haklarına rağmen Bosna'da binlerce insan, kadın, kız, çoluk, çocuk insan hakları denilmeden katledildi, ortadan kaldırıldı. Doğru mu? Evet. Evet. Bu hem Batı dünyasının, buradan bir yere geleceğim. Bu hem Batı dünyasının ayıbıydı Mehmet Bey, hem İslam dünyasının ayıbıydı. İki. Bir başkası geçtiğimiz günlerde Mehmet Bey, Japonya'da, ben not aldım. İlginç. Japonya iki tane herhangi bir suçtan dolayı iki kişinin idam cezasını vermiş. Hemen Batılı, Amerikalı, Avrupalı insan hakları dernekleri Japonya'ya koşuyor. Siz diyor neden diyor idam cezası verdiniz? Efendim idam ediyorsunuz. İdam etmeyin, idamı kaldırın.
Bunu söyleyen ülkelere bakar mısınız Mehmet Bey? Bunu söyleyenler Bosna'da binlerce Müslüman Boşnak öldürülürken suçsuz, günahsız, masum insanlar. Sustular. Bir, efendim Türkiye'de falan terör örgütü binlerce askeri polisi şehit ederken, insanların hayatına kast ederken sustunuz. Doğru mu? Evet. Suriye'de bu kadar insan katledilirken sustunuz. Irak'ta bu kadar insan katledilirken sustunuz. Doğu Türkistan'da 1949'dan beri Çin katliam, soykırım yaparken sustunuz. Çeçenistan'da, Azerbaycan'da, Karabağ'da bütün bunlar yapılırken sustunuz. Şimdi tutuyorsunuz bana efendim numaradan, ya samimi olun arkadaşım. Samimiyet yok, iki yüzlü. İşte bütün mesele bu. Burada kimi ayıplıyoruz Mehmet Bey? Biz burada Aliada, ben şahsen İslam dünyasını ayıplıyorum. Yani siz efendim size ait olmayan bir medeniyetten, size karşı olan bir medeniyetten insaniyetlik bekleyemezsiniz. O bakımdan da yani Japonya bunu diyenler, yani insanı güldürecek, bize de bunu demediler mi? Türkiye'de binlerce insanın katilini, doğru mu? Asamazsın. Asamazsınız demediler mi? Niye asamıyormuşuz? Sen Saddam'ı astın ama. Doğru mu Mehmet Bey? Evet. Sen Saddam'ı astın Irak'ta, Bağdat'ta, uyduruk bir bilmem neyle Saddam'ı astın. Peki falan adamı asmamı engelleyen sen Saddam'ı niye astın? İnsan hakları neredeydi? Demokrasi neredeydi? İşte Müslümanlar. İşte Müslümanlar bir güç ve kudret sahibi olmazlarsa, bir medeniyet projeniz olmazsa, siz birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmezseniz, siz medeniyetinizin kaynağı olan kitaba sahip çıkmazsanız, o kitabın önderi Resulullah'a bağlılığınız haşa sözde kalırsa, işte onun bunun maskarası olursunuz. Oluruz yani. O bakımdan da Müslümanlar yeniden şeref ve izzet bulmak istiyorsa, toparlayalım. Evet Mehmet Bey. Müslümanlar yeniden şeref ve izzet bulmak istiyorsa, yeniden huzur ve güçlü bir durumlar meydana getirmek istiyorsa, tarihine dönecek, kendine dönecek, medeniyetine dönecek, tarihte iz bırakmış. Ya Aliya İzzet Begoviç bunun programını yazmış. Bunun programını yazmış. Allah için Türkiye'de İslam dünyasında kaç siyasetçi, kaç siyaset bilimci, toplumun önündeki insan bunu okudu. Buna göre bir hareket noktası meydana getirebildi. Ne kadar biz birbirimize bağlanabildik? Yani biz dilde fikirde işte birlik diyoruz. Dilde fikirde işte birliği kaybetme noktasına geldik. İslam dünyasının haline bakar mısın? O ona düşman, o ona düşman. Birbirinden sadece, İslam dünyası birbirinden sadece maddi anlamda faydalanma bir içine girmiş ya. Kendi kutsal beldelerimizi bile koruyamaz hale gelmişiz. Bak düşünebiliyor musun? Doğu Türkistan'ın özgürlüğünü ben örneğin Amerika'nın, İngiltere'nin insafına bırakmışım. Niye? Amerika veya İngiltere veya başka bir batılı emperyal güç Doğu Türkistan'ın gerçekten kendi ayaklarında yerli milli bir özgürlük yapısı ortaya koymasını ister mi? Buna izin verir mi? Aliye İzzet Begoviç ne dedi? Bakın daha başta ön sözünde Müslümanlar diyor Rusya'nın, batılı ülkelerin, Çin'in diyor insafına bırakılırsa bu iş olmaz diyor. 50 sene önce bunu demiş. Değişen bugün ne? Bugün de aynısı değil mi? İslam dünyası Rusya, Çin, Avrupa, Amerika arasında paslaşarak aradaki futbol topuna döndük Mehmet Bey. Yani resmen, evet resmen İslam dünyası şu an, İslam dünyası şu an Rusya, Çin, Amerika, Avrupa arasında ortadaki bir futbol topu gibi, o ona vuruyor, o ona vuruyor. Biz bu noktada iradesini kaybetmişiz. Maddi olarak varız ama ruhen yokuz. Biz şahsen bir Resulullah döneminin özelliğine ilk 100 yılı, işte Aliye bunu diyor. İlk 100 yılın heyecanını istiyorum ben diyor. İlk 100 yılın mücadele ve manevi ruhunu istiyorum diyor. Yeniden İslamlaşacağız. Yeniden kendimizi bulacağız. Yeniden uyanmanın vaktini diyor. Biz diyor kaçırırsak biz köle olmaya devam ederiz. Burada çok kıymetli efendim bilgiler var. Bazı yerler okuyacağız ama dolayısıyla süremiz doldu. Vaktimiz yok.
İslami düzenin bugünkü sorunları diye bir bölüm var. İslami yeniden doğuştan bahsediyor. Evet, burada bir şey okuyayım. Dünyadaki her güç ahlaki güç ile başlar. Her yenilgi de ahlaki tökezleme ile başlar, biter diyor. Yani biz bugün İslam dünyası olarak büyümek mi istiyoruz? Önce ahlaki sistemini, insanlarını samimi. Ya bir bakar mısın Peygamber Efendimiz nasıl bir insan ortaya çıkardı? Önce bir ahlaki, bir inançsal bir yapı meydanı. Sağlam bir inanç, sağlam bir ortam, sağlam bir arkadaşlık, bir bağlılık meydana getirdi. O bağlılık var mı? Resulullah'ın ashabının, evet, Resulullah'ın ashabının samimiyetini, bağlılığını, inançlılığını, efendim inanmışlığını bugün İslam dünyasındaki herhangi bir coğrafyalarda görebiliyor muyuz? Eğer biz o bağlanmışlığı, birbirimiz için kenetlenmeyi, imanı, inanmayı onu oluşturmadıktan sonra, işte bunu diyor yani Aliye. Aliye Kur'an'ı da bilen biri, Resulullah'ın hayatını da bilen biri. İslam inkılabının nasıl ortaya çıktığını yorumlamasının özetidir bu bir anlamda. Yani bağlayalım eğer hocam. Yücelmek istiyorsan ahlakla diyor başlarsın. Batışın da ahlakı kaybetmekte olur diyor. Evet, burada çok güzel, önemli şeyler var. Süremiz doldu. Pakistan'dan örnek vermiş. Batı kapitalizmini Hristiyanlık ve Yahudilik üzerinden efendim sosyalist ve komünist düzenlerin yapılarını ve bunların insanlığa aslında bir şey vermekten uzak olduğunu, dolayısıyla insanlığı oyaladığından bahsediyor. Ve burada evet, buradan yeniden son olarak kitabımızı tekrar gösterelim. Aliye İzzet Begoviç sadece kendi döneminin insanı değildi. İşte büyüklük budur Mehmet Bey. Kendi döneminin insanı olmayan insan büyüktür. Kendi döneminin dışındaki zamanlara ve çağlara hitap eden, fikirleri kalıcı olan ve zamanlar ötesine kadar uzanan insanlar saygıya ve görüşlerine değer verilen insandır. Mevla rahmet eylesin. İslam dünyasının Aliye İzzet Begoviç'in bu kitabından ve görüşlerinden çok büyük yararlanmaya ihtiyacı vardır. Ülkemiz ve cümle İslam dünyasının yeni Aliye İzzet Begoviç'lere ihtiyacı vardır. Bu kadar söylüyoruz. Çok teşekkür ederiz Sayın Hocam. Bilgi toplumu olmak ve bilge liderler yetiştirmek, kendi kahramanlarına, tarihine sahip çıkan, yaşayan, yaşatmak için mücadele veren iyi, güzel ahlaklı insanlar olmak dilek ve temennisiyle bir sonraki tarih ve kültür programında buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın, dostça kalın, hayırlı günler.